Evet, bize gelen kullanıcı adı sayfalar ve parolamızı giriyorum. Parola ve kullanıcı adından sonra oturum açma başarılı yönleniyor dedi. C paneline hoş geldiniz diyor. Videolarla size rehberlik edebilirim diyor. Şimdi kullanmaya başlayın. Hayır, iyiyim. Teşekkür ederim diyebilirsiniz veya bunu tekrar gösterme diyebilirsiniz. Buradan da ekstra videolar izleyebilirsiniz. Şimdi geldiğimiz zaman farklı temalar var. Burada bu tema var şu anda. Bakarsak açılıyor. Evet, Trabzonsoft'un burada yeni bir teması var. Daha önceki temalar eskiden C panelin standart temalarıydı. O yüzden bu temaları kullanacağız. Oturumu bir kapatalım. Tekrardan giriş yapalım. Temamız nasıl olacak? Evet, bakın. Yeni temada geldi. Temayı buradan eski haline değiştirebilirsiniz. Eskiden C paneller, ilk eğitimlerini C panel çektiğimizde bu şekilde biraz o zamanın teknolojisine uygundu. Güzel ikonlarla yanlarında linklerdi ama artık biraz daha mobil uyumlu ve bootstrap tarzı görüntüler var. Bu şekilde karşımıza geliyor. Büyük ihtimal bootstrap'tır bunlar da. Baktığımız zaman ya da buna benzer başka bir CSS kütüphanesidir. Evet, ilk girdiğimiz zaman ekranımız bu şekilde. Ekranımızın üstünde şirketin ismi var. Burada Trabzonsoft tarafından bu hosting sağlandığı için Trabzonsoft yazıyor. Kullanıcı adımız var. Birden fazla kullanıcımız olsaydı burada karşımıza gelecekti. Oturumu kapat diyerek oturumu kapatabiliyoruz. Şifremizi hosting şirketinden gelen şifreyi değiştirebiliriz. Dili değiştirebiliriz. Stili değiştirebiliriz. İletişim bilgilerini değiştirebiliriz. Sayfa ayarlarını sıfırlayabiliriz. Mesela iletişim bilgilerine girelim. Bizim burada kayıtlı e-posta adresimiz varmış ve çeşitli olaylar olduğu zaman bize bilgi geliyormuş. Ben buraya davuthocatv@gmail.com diyorum. Bir tane daha adres ekliyorum. Bu şekilde ikinci bir adrese sahip olduk ve ikinci bir adresimizle ilgili bilgiler var. Bunlar şu anda çevrilmemiş. Bunları kolaylıkla Google Translate'e atıp çevirebilirsiniz ya da diğer Translate çeviri programlarınıza bakabilirsiniz.